arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu şirin sebzeyle çok nefis bir salata hazırlayacağım. Bu sebzeyi tanıyanlar vardır, ben daha yeni tanıştım sayılır. Bu sebze bildiğimiz brokoli. Brokolinin farklı bir versiyonu, piramit brokoli olarak geçiyormuş. Görüntüsü çok hoşuma gitti ve ben de normalde klasik yaptığım brokoli salatasını bu şekilde bu brokoli ile denemek istedim. Yoğurtlu brokoli salatası için bir adet brokoli kullanacağım. Önce şu kenardaki yaprakları temizleyeceğim. Brokoli minik minik parçalara ayıracağım. Şöyle. Hakikaten çok sevimli bir sebze. Bakın şöyle minik minik ağaçlar sanki. Şimdi brokoliyi bu şekilde parçalara ayırıyorum. Daha sonra haşlayacağım. Biraz küçülteceğim ama bunlar bu şekilde çok büyük oldu. Brokolilerimi şöyle minik parçalara ayırıyorum. Brokolileri suya ısladım. Şimdi üzerlerine bir miktar sirke gezdiriyorum. Ve sirkeli suda 10 dakika kadar bekleteceğim. Daha sonra da haşlayacağım. Brokolileri sirkeli suda beklettim ve suyunu süzdüm. Şimdi şöyle tencereme alıyorum. Bir tane havucu da incecik doğradım. Onu da şöyle ekliyorum. Ve üzerine kaynar su döküyorum. Ve çok fazla dökmeyeceğim. Bu suyu boşa gitmesin diye. Şimdi havuç ve brokolileri yumuşayana kadar haşlayacağım. Karnabaharlarım haşlandı. Tencereme boşaltıyorum. Burada bir su bardağı krema kıvamında yoğurdum var. Yoğurdu da şöyle haşlanmış olan brokolilerin üzerine boşaltıyorum. Şöyle irice bir diş sarımsağım vardı. Sarımsağı da rendeliyorum. Doğradım. Onu da ekliyorum. Şöyle yarım tatlı kaşığı kadar da tuz ekliyorum. Ve salatamı güzelce karıştırıyorum. Hazır. Şimdi üzerine şöyle cevizli güzel bir sos hazırlayacağım. Onu da üzerine gezdirdikten sonra servisi hazır olacak. Zeytinyağı ocakta böyle iyice ısındırdım. Şimdi üzerine 2-3 yemek kaşığı böyle irice doğramış olduğum cevizleri boşaltıyorum. Şöyle bir çevireceğim. Şöyle cevizleri kızgın yağda bir çevirdim. Şimdi cevizlerin üzerine şöyle yarım tatlı kaşığı toz biberi ekliyorum. Ve şöyle beraberce bir karıştırıyorum. Ve salatamızın sosu da hazır. Şimdi bu hazırlamış olduğum sosu brokoli salatamın üzerine gezdirip servis yapacağım. Brokoli salatamın üzerine hazırlamış olduğum şöyle cevizli sosu döküyorum arkadaşlar. Birazcık da dereotu serpiştiriyorum. Ve salatamın servisi hazır arkadaşlar.
Mutlaka ama mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Çok pratik ve çok lezzetli bir tarif.